Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Libya toplantısında ve sonrasında önemli mesajlar verdi. Son dakika notlarını ekranda izliyorsunuz. Biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem gazetecilerle yaptığı söyleşiyi hem de Berlin'deki temaslarını takip eden Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'le konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Eyvallah, kolay gelsin. Bir miktar konuşmuştuk. Şimdi de detaylara biraz girelim. Tabii Cumhurbaşkanı önemli bir toplantıya katıldı. Değerlendirmesi ne oldu? İlk olarak onunla başlayalım. Uçakta ki değerlendirmesi zirveyle ilgili dediği şu ilk cümlesi bence çok önemli. Siyasi çözüm çabalarımızın bir parçası olarak Berlin'de düzenlenen zirvede 55 maddelik bildiri kabul edilmişti biliyorsun. Bundan sonrası Birleşmiş Milletler çatısı altında bir yol haritası bulunuyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz dedi Sayın Putin'le birlikte ateşkes çağrısı yaptığımız ve uyunması halinde siyasi sürecinde önü açılacaktır dedi. Zirvede aldığımız kararlar çerçevesinde Sarraç ve Hafter tarafından beşer kişilik komite kurulacak, askeri komite ve önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak dedi. Burada kilit nokta Hafter'in saldırgan tutumunu sonlandırmasıdır ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İhlal noktasında meşru hükümete saldıranların Hafter'in olduğunu da altını çizdi. Anladığımız kadarıyla bundan sonra Libya meselesi Hafter'in durdurulmasıyla birlikte Türkiye'nin sahaya inmesiyle birlikte Birleşmiş Milletler gözetiminde bu işin devam edeceği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altını çizdiği konu da buydu. Evet. Tabii Amerikan Başkan Yardımcısı'nın yaptığı müzakereyle ilgili soru soruldu. Rusya'da uzun konuştu. Burada biraz daha kısaydı. Amerika'nın buradaki tavrı ne ve bunun bir başarısız olma ihtimali var mı diye bir soru soruldu. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Bu ifade çok önemli bence. Türkiye'nin Libya'da olması artık bundan sonra iç savaşın, çatışmanın durdurulması konusunda umutları yeşertti. Türkiye'nin dış politikasına yönelik bir soruydu o. Amerikan Başkanı'nın yardımcısının Türkiye'ye gelmesiyle ilgili soruda. Türkiye diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki, biz diyor bu süreçte üzerimize düşenleri yapıyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa onu yapıyoruz. Şu an itibariyle bize niçin şunu yaptığınız sorusunu pek soramıyorlar. Çünkü biz ne dediysek onu yapıyoruz diyor. En çok ve en ileri sordukları soru muhataplarımızın bundan sonra buraya bir siz askeri güç gönderecek misiniz sorusudur diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği cevap çok net. Diyor ki biz buraya şu anda askeri güç göndermiyoruz. Biz sadece eğitmen olarak, eğitici olarak buraya bir kadro gönderdik. O kadar. Ama tabii bunu söylerken öbür taraftan Wagner'e ısrarla vurgu yapıyor. 2500 güvenlik gücüyle ordalar diyor. 5000 Sudanlı'nın olduğunu söylüyor. Ve bunların Çatlılar, Nijerlilerin de Abu Dhabi yönetimi tarafından Libya'ya gönderildiğini ve parasını da onlar tarafından verildiğini altını çiziyor. Evet. Tabii Hafter'in durumunu biraz daha açmak gerekirse işte Hafter'in masadan kalktığını, kaçtığını görüp ateşkes gerçekleşmezse bundan sonra bir revizyon olabilir mi sorusu. Evet. Ve o soruyla bağlantılı da Avrupa liderlerine yönelik ifadesi daha az konuşup daha çok somut adım atmaları gerekli demişti Cumhurbaşkanı demişti. Erdoğan. Bununla ilgili bir ışık görüldü mü? Şimdi şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bize verilen sözler eğer yerine gelirse yani biz ikili görüşmelerde, masada ki görüşmelerimizde bize verilen sözler yerine gelirse biz de bunlara karşı örneğin ateşkes hususunda kesinlikle Sarraç'ı hiçbir şeye zorlamayız diyor. Yani ateşkesi bozsun, savaşsın demeyiz diyor. Ama biz Sarraç'ı şöyle görüyoruz diyor. Bu Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği hükümetin başıdır. Meşru hükümetin başıdır. Bunun karşısında gayrimeşru bir kişi var. O da Hafter'dir. Ve enteresan olan gayrimeşru bir kişinin davetine icabet edenler mi bizim için önem arz edecek? Hayır. Öyle bir şey olmaz diyor. Biz diyor meşru hükümetten yana tavır koyduk. Şimdi burada Libya halkının huzuru bizim için çok önemli. Vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ve ısrarla Sayın Putin'e şunu soruyorum dedi.
Bu işin yasal sürecini de en ideal şekilde yapmışız. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bunun yasasını da geçirmişiz. Yasayı onaylatmışız yaptığımız anlaşmayı. Sayın Putin'e soruyorum, sizde böyle bir şey var mı? Hayır diyor. Dolayısıyla biz hem iç hukuk açısından hem uluslararası hukuk açısından son derece dikkatliyiz mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu önemli bence. Erdoğan'a hani bu Avrupalı liderlerle beraber Salome ve Pompeo'nun petrol limanları ile ilgili yaklaşımında Türkiye'nin yaklaşımlarına yakın bir pozisyon almaları konusunda yani aynı noktaya geldiklerini işaret ediyor. Ve ısrarla bir defa Libya'nın içindeki göçler noktasında da bir takım sorunlar yaşanıyor. Bu konuda da diyor şu anda Salome'nin bizimle aynı düşündüğünü gördüm diyor. Bu da önemli diye düşünüyorum. Evet. Bir miktar konuşmuştuk. Onu biraz açalım isterseniz. Türkiye barışın anahtarıdır demişti. Oysa içerideyse işte Türkiye yalnızlaşıyor eleştirileri yapılıyordu. Buna ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şimdi Cumhurbaşkanı buradaki sözü şu. Gerçekten Türkiye barışın anahtarı. Diyor ki Cumhurbaşkanı şu anda eğer biz bir güçlü devlet isek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Bu beklentiler karşısında eli kolu bağlı durmak mümkün değil. Ama diyor, yani bunlara cevap veririz ama bunları uluslararası hukuk çerçevesinde yapacağız. Yapıyoruz da. Bunun altını çiziyor. Bu tür şeylerde de bu tür talepler karşısında geri durmamız mümkün değil. Vurgusu var. Bence önemli çünkü dünya mazlumları Türkiye'ye gözünü dikmiş durumda. Cumhurbaşkanı bunun farkında ama bunu uluslararası hukukun çerçevesinde yapacağını da, Türkiye'nin yapacağını da altını çizmiş oluyor. Evet. Tabii bu arada biz uluslararası hukuka uyuyoruz ama mesela Wagner'e yine vurgusu var bu bölümde. Sudan'dan gelenler var diyor ve bunların hepsi paralı tipler. Bu paranın kaynağı da neresi? Abu Dhabi yönetimi bunu söylüyor. Ve Abu Dhabi yönetimi şöyle bir göndermesi var. Ben yokum bu işlerin içerisinde diyor. Ne zaman sorsak hayır ben yokum diyor. Biz bu gerçekleri görüyoruz dedi ifade etti açıkçası. Evet. Tabii İdlib konusu da çok önemli. Bu da soruldu Cumhurbaşkanı'na. Oradaki soruda şey dikkatimi çekti. Yani Rusya ile bir mayhoş durum olur mu? Sanki içeride de birileri önemli. Bunu istiyor gibi de bir durum çok var. Çok önemli. Çünkü. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki ifadesi açıkçası. Rusya ile bizi birbirine bağlayan şu andaki bağlar biraz farklı. Buna stratejik diyebiliriz. Ve stratejik bağlar bizi biraz farklı birbirimize bağlıyor. Yani klasik bir şey değil bu. Diyor. Bence Cumhurbaşkanı sadece stratejik diyebiliriz ifadesinin altını çizmekte fayda var. Türkiye ile Rusya'nın en son Türk akımı meselesini de gördük. Hem ticari hacim açısından hem ticaret ortaklıkları beraberce yapılan ortaklıkları söz konusu. Bu da Rusya ile mevcut çatışma alanlarında büyük krizlerin yaşanmayacağı anlamına gelebilir. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan orada ikili görüşmede Putin'le, Sayın Putin'le görüşmesinde İdlib'i konuştuklarında önemli bir şeyin altını çizdi. Onu da ben söylemek isterim. Kendisine durumu anlattık. Kendisi de bize dedi ki diyor, ilgili arkadaşlarımız dışişleri, savunma, istihbarat bu ilişkileri süratle devam etsinler. Ama burada önemli olan ısrarla Türkiye'nin ılımlı muhalif olarak gördüğü unsurların terörist olarak nitelemesi Rusya'nın. Ben de kendisine şunu söyledim. Bunlara terörist diyorsunuz da Esad devlet terörü estiriyor. Bu adam yüz binlerce insanı öldürdü ve hala şu anda İdlib'de bombalar yağdırıyor. Tabii bunu da kabul edemiyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada bir trajik bir örneği de verdi. Dedi ki geçen gün televizyonda izledim. Babalar iki ay önce öldürülmüş olan altı çocuğu anneleriyle beraber gördüm diyor. Yani bu önemli bir şey. Bunlar mı terörist diyor soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu belki biraz sonra iç politikayla ilgili de yani Kılıçdaroğlu'na gönderme. Şunu da okuma müsaade edin kendi ifadesi olduğu için. Biz şimdi yeni bir kampanya başlatıyoruz. Bu da çok önemli. Ben bunu yeni öğrendim. İdlib özelinde Türkiye yeni bir şeye başlayacak. Kızılay ve Afat üzerinden. O da şu. 30 kilometre yaklaştılar diyor göçenler. Yani İdlib'deki hareket Türkiye sınırına doğru. Şimdi diyoruz ki bunlara biriketten 20-25 metrekarelik
baraka yapalım. Hı hı. Üzerlerini brandalarla kapatalım. Hiç olmazsa bunları yaşam koşulları biraz daha konforlu hale gelsin. Buralara yerleştirelim. Bu iki açıdan çok önemli. Bunu söyleyeyim. Yorumum olsun bu ifadelere. Hı hı. 30 kilometreye kadar, Türkiye sınırının 30 kilometresine kadar yerlerde yeni baraka evler inşa edilecek. Bu iki şeyi sağlayacak. Bir, orada kış gününde göç eden o çoluk çocuğun bir şekilde biraz daha konfor içerisinde yaşamasını. İkincisi, Türkiye'nin güvenliği açısından Türkiye sınırından, hı hı, 30 kilometre derinlikte bir alanda bu yerlerin inşa edilecek olması. Ben çok bunu bu ziyarette veya bu uçaktaki açıklamalarındaki en önemli ifadelerinden biri olarak değerlendiriyorum. Sorunun devamında bir de Hakan Fidan sorusu var. Suriyeli mevkidaşıyla teması, evet, diğer alanlara da yayılır mı? Bu önemli. Hakan Fidan, Sayın MİT Başkanı'nın Suriye mevkidaşıyla görüşmesi. Bunlar zaten devam eden şeylerdi açıkçası. Ama Cumhurbaşkanı, hı, Erdoğan şu anda İran'da bir değişiklik olduğunu ve onunla da, yani yeni gelen istihbarat şefiyle de, hı, Hakan Fidan'ın iletişim kuracağını, görüşeceğini altını çiziyor. Rusya'yla çalışıldığını söylüyor ve bu şunu da söyleyeyim. Malum bir ülkenin istihbaratı zaten onun en önemli köşe taşıdır diye bir ifadesi var. Burada zaten devam eden, yani istihbarat örgütleri üzerinden ve şefler üzerinden devam eden ilişkiye vurgu yapıyor. Ama İran'ı hatırlatması da enteresan. Son İranlı generalin öldürülmesinden sonra orada bir değişiklik olduğunu ve onunla da şu anda Hakan Fidan'ın, evet, irtibat kurmak üzere olduğunun altını çiziyor. Evet. Tabii muhalefetten gelen eleştiriler de var. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun işte ne işimiz var Libya'da denilmesine karşın Deniz Baykal'ın Libya sürecinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum demesi. Evet. Bu da soruldu sanıyorum Cumhurbaşkanı'na. Ne dedi? Soruldu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorsalar Fizan'da neresi onu da bilmezler dedi. Yani hatırlarsanız biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Fizan'a göndermek istiyorlar derken Fizan'ın çöl olduğunu biliyoruz. İkincisi, bu ortak bir milli duruş noktasında soruydu bu. Yani dış politika konusunda ne zaman dedi CHP zihniyetin ne zaman ortak bir noktada durduğunu gördük ki dedikten sonra da örnekler verdi. Biliyorsunuz bizim Türkiye'deki mega projeler var. Hı hı. Ve bu mega projeler konusunda nedense hep CHP'nin ayrı düştüğünü, altını çizdi. İşte Kanal İstanbul'dan, hı hı, başlayıp Marmara'yı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim, hı hı, Köprüsü'nü. Sizin de orada bir sorunuz olmuş. Ecevit yapmış onları onlara göre diye. O da nedir enteresan. O? Tabii bu ısrarla CHP'nin bazı milletvekillerinin hala ne maksatla söylediğini çok anlayamadığımız bir şekilde tutup Ecevit yaptı Marmara'yı ifadesini hatırlattığımızda Cumhurbaşkanı dedi ki o da enteresan, biz de çok cahil kalmışız, Ecevit'in oraya yaptığını bilmiyormuşuz diye bir espride yaptı Cumhurbaşkanı. Şunu söyleyelim, hani bu ortak tavır, CHP'nin ortak tavır milli meselelerde gösterememesi konusunda öyle bir örnek verdi ki aslında bunu biz daha önce biliyorduk ama Cumhurbaşkanı ısrarla bunun altını çizmesi benim dikkatimi çekti. Bir seçim döneminde ben dedi bizim seçim çadırının yanında CHP'nin çadırı da vardı. Oraya ziyarete gittim. Orada, orası da şeyde, İstinye'de, İstinye Bayırı'nda, 3. Köprü'de, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde görüyordu. Orada bir hanımefendi bana niye bu Yavuz Sultan Selim Köprüsü koydunuz ismini diye sorduğu zaman işte o bizde Yavuz Sultan Selim'in kim olduğunu, nasıl hani büyük bir padişah olduğunu anlattıktan sonra yani koyduk dedim de hanımefendinin yani art niyet aradığını burada anlayınca sustum dedi. Şimdi bu bize de bir şey söylüyor aslında. Yani uluslararası bir şey yapıyorsunuz. Çok mega bir proje hazırlıyorsunuz.
Ama birileri bir şeye takılıyor. Zaten ifadesi de öyle. Evet. Diyor ki buraya takılacak kadar ne yazık ki bir bakışları var, farklılıkları var dedi, evet. İfade ediyor Cumhurbaşkanı. Bu da kamuoyunda çokça merak ediliyordu. Arabuluculuk mu yapıyoruz biz Türkiye olarak? Bu da önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkesel olarak darbecilerle ve teröristlerle çok ciddi bir mesafe koyuyor. Bunda da çok net açıklamalar yaptı. Dedi ki burada arabulucu sıfatıyla bulunmayı kabul etmeyeceğimizi zaten baştan Sayın Putin'e söyledik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Putin ısrarla ben Hafter tarafını halledeceğim, siz de Sarrac'ı halledin dedi. Duralım yaklaşım içerisindeydi diyor. Bizim ikimizin arasındaki böyle bir yaklaşım tarzıdır. Yoksa ben bu noktada siyaset anlayışımda bir teröristle asla masaya oturmam. Masaya oturulmasına da müsaade etmem diyor. Fakat burada Trump'ı, yani hem Putin örnek verdi hem Trump örnek verdi. Mesela YPG'nin elebaşı Abdüşahin, işte mazlum diye isimli yani kodu olan. Ben diyor Trump görüşün diye ısrar edince ben bunu kabul etmem dedim diyor. Yine başkan ben bir teröristle asla masaya oturmam dedim diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ama buna mukabil hem teröristle mücadele edeceğiz, uluslararası terörle mücadelede çok ciddi kayıpları vereceğiz. Ondan sonra da teröristi kabul edeceğiz. Ben bunu yapmam dedim diyor. Aynı şeyi Putin de yapıyor. Tabii bu biraz insanın, siyasetçinin bakışıyla veyahut da kendi karakteriyle alakalı bir olay diye de burayı kapattım. Yine önümüzdeki süreçte yine konuşacağımız konu bu CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın. Bu da önemli. Önerisi. AK Parti ve MHP karşı durdu. Bahçeli de konuyu biraz daha açtı. Yani bu yurtta sulh konseyi araştırılsın bunun yerine dedi. Buna yönelik nedir? Şimdi bir kere yorumu. Sayın Bahçeli'nin yaklaşım işin bir boyutudur dedi. İşin bir başka boyut daha var diyor. O da iddia sahibi kim? CHP. Ben bunu da önemsiyorum. Sen iddia sahibi olduğuna göre bir defa iddianı ispatlamakla mükellefsin dedi Cumhurbaşkanı. İspatla bunu. Bunu ispatla dedi. Parlamentonun içinde veya herhangi siyasi parti, AK Parti, MHP'de bu tür adamlar var mı? Varsa hadi ispatla dedi. Eğer ispatlamıyorsan demek ki bunlar sende dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya CHP içinde var, ya İP'te var İYİ Parti, ya HDP'de var. Çıkar o zaman sen bunları ispat et. Bunu ispatlayamayan bu parti parlamentonun tamamına zan altında kalmak için böyle bir yola başvurmuştur. Bu da çok önemli. Bunu ispatlayamıyor ama bu parti parlamentonun tamamını zan altında bırakmak için böyle bir şey yapmıştır yaklaşım içerisinde. Ve diyor ki daha geçenlerde, bu da önemli, Urla Belediye Başkanı'nın FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Şu anda ne oldu? Tutuklu içeride, mahkemesi devam ediyor. Ki babası yani, da uyarıyor. Kılıçdaroğlu. Ya, tabii o da zaten bir gazeteci arkadaşım. O arada bu bilgiyi de tekrar söyledi. Ne dedi onun üzerine? Şimdi daha bunların neleri çıkacak dedi. Yani bu da bence önemli. Bir süreç bu şekilde devam eder diye ekledi Cumhurbaşkanı. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Şimdi bu pisliklerden kurtulmak için parlamentonun üzerine bunu yıkmak istiyor. Kılıçdaroğlu'na göndermesi var burada. Bunun bedelini bir defa ödeyecekler. Ya bu da önemli. Bunun bedelini bir defa ödeyecekler. Önce sen iddia sahibisin. Bu iddianı ispatla. Meclisi buna karıştıramazsın diyor Cumhurbaşkanı. Bir parantez açalım buraya. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu işte şu kadar baylokçu AK Partili var. Şu kadar FETÖ'cü var diye listesinin olduğunu söylemişti. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli de çık o listeyi açıkla, çık o listeyi söyle yoksa biz suç durusunda bulunacağız da demişti. Bunu da biz antiparantez eklemiş olalım. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey? Yok yani bu önemli. Bence sadece bir tek şey söyleyeyim, bitirelim. O da Macron'un pozisyonuyla ilgili, Fransa'nın pozisyonuyla ilgili. Yani Macron'un tutumuyla ilgili bir takım tartışmalar yaşanıyor ama orada önemli olan Fransa'nın hala Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden biri olduğunun önemli olduğu konusunda Cumhurbaşkanı'nın bir
hatırlatması var. Ve bütün bu süreçlerin, yani Libya'daki barışın gelmesi için yapılan süreçlerin eninde sonunda Güvenlik Konseyi'ne sunulacağını ve oradan bir olurum geçmesi gerektiğini altını çiziyor. Dolayısıyla Macron veya Fransa'nın da buradaki tavrının önemine işaret ediyor diyelim bir toparlayalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, kolay gelsin. Sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saat 13'te tekrar huzurlarınızda olacağız efendim. Hoşçakalınız.